Kıyafetle. Bunu atacaksın. Hayır, hiç şey. Dur, bekle o zaman. Zaten yavaş vuracaksın, tamam mı? Yavaş vuracaksın. Ben bunu böyle çekeceğim. Top girecek. Sonra sana geleceğim. Bugün arkadaşlar falan falan otostop ıvır zıvır falan falan diye anlatırsın şimdi. Evet arkadaşlar, bugün Siem Reap'ten Tayland'a otostop çekeceğim. Bakalım yolculuk nasıl olacak? Gelin birlikte izleyelim. Görelim bakalım ne olacak. Bence her şey çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, kanalıma ve Kamboçya'nın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Son videosu artık. Kamboçya'dan ayrılıyorum. Çok üzücü. 2 ayım geçti burada. 2 ay sonra ayrılmak biraz üzdü. Alıştım artık buraya. Evim gibi zaten Kamboçya. Evim gibi görüyorum. Otostop çekmek için ileri gidiyorum. Şimdi 2-3 kilometre yürüyeceğim. Ondan sonra otostopa başlayacağım. Benim 24'ünde bitiyor. Bu gece tren yok Tayland'a. Yani ülke Tayland bu arada. Başka bir yere geçemiyor. Onun için sabah 7'deki trene binip Bangkok'a öyle gideceğim. Şimdi sınıra gidiyorum. Tren istasyonu. O şehirde gezeceğim Poipet'te. Ama Poipet'te oteller pahalı olduğu için, tanesi 40 dolar, 45 dolar olduğu için bu gece tren istasyonunda sabahlayacağız. Sabah da trenimize binip Bangkok'a yol alacağız. Yeni yılı da bu arada Tayland'da geçireceğiz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yürüyorum. Otostopa başladığımda size tekrar döneceğim. Oh. Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyorum. Bugün yürüyesim tuttu. Planım 1 saat yürümek 15 dakika otostop, 1 saat yürümek 15 dakika otostop. Normal bir şekilde. Bağırma dayı. Planım öyle. Poipet'e gidince Poipet'i gezeceğiz. Size gösteririm çekeceklerimi. Zaten sabahın 7'sine kadar vaktim var. Bu kadar. 1 saatte toplam 6 kilometre falan yürümüşüm. Güzel yürüdüm ama ha. Yol çok güzel. Buradan böyle dümdüz normalde Poipet'e gidiyor. Otostop çekersin. Bugün yürümek istediğim için ya Hasan'cığım, pardon, gezgin Hasan, yürüyorsun da zaten dünya turuna çıktığında 68 kiloymuşum. Şu an 50-55 50-52 kilo arasıyım. Bayağı zayıfladım. Yürüyüşte yine iyiydim 4 ay önce. Şu an bayağı zayıflamışım. Onu fark ettim. Biraz yemek yiyip 55 kiloya doğru çıkalım. Yola devam. Ya yola hep devam da. Yol işte, ne yapayım, bir saattir yürüyorum şu an. Neyse, Hasan boş yapıyor. Hadi otostop çekerken görüşürüz. Evet arkadaşlar, otostop çekiyordum. Sadece bir dakikada 3 araba geçti. 4. arabaya bindim. Böyle bir 4 kişilik aile. Ablamız var orada. Hello. Amcamız var ön tarafta. Konuştum. Dedim ne kadar gidiyorsunuz? 3 kilometre dediler. Bunlar daha fazla gider. Poipet'e gitmiyorlar ama gidiyorlar yani ileri. Belki 15-20 kilometre, belki 30 kilometre, bilmiyorum. Şu an bu aileyle otostopa devam ediyorum. Bilim ısırdım yanlışlıkla. Aileyi gösteremiyorum. Konuşmuyorlar çünkü İngilizce fazla bilmiyorlar. Onun için anca ileride anlaşırız onlarla da. Evet arkadaşlar, böyle benzinlikte durduk. Aa, burada abimizin arabası bozulmuş. Bu abi var işte. Otostopta şu abiyi durdurdum. Böyle gidiyoruz. Güzel bir yolculuk oluyor. Abimiz içecek almaya gitti. Benzin burada 1 dolar falan. Ama motorlara 5 dolara tam dolduruyorlar. Çözemedim. Değişik. Ailemiz böyle. Nerede 20 ya, ilerideki şehirde bunlar iniyormuş, onların yaşadığı şehir. Ben de ileride
otostop çekmeye başlayacağım. Koyfet'e gideceğim işte. Bugün oradayız nasıl olsa. Ailemize veda ettik. Şimdi son 40-45 kilometre herhalde, belki de 50 kilometre. Buradan böyle full bir uzat. Koyfet'te Kamboçya'nın şehri, tam Kamboçya şehrinin orta tarafında sınır. Bir tarafı Tayland, bir tarafı Kamboçya. İşte o şehirden geçerken para alıyorlar. Buraya giriş 30 dolar. Vamos. Neyse, saat 5'e doğru geliyor zaten. Saat 5'e geliyor. Koyfet'e gidelim. Acıktım da gerçekten. Sabah Volkan abilerle kahvaltı yaptık. Volkan abiyi videoda görürsünüz zaten. Onları ben ilk dünya turumda görmüştüm. Buradan izlerlerse selam olsun. Selam olsun. Öyle yani. Şimdi otostopa devam edeceğim. Heykele bakın. Ne kadar güzel, ne kadar. Hadi sınırda görüşürüz. Bakalım Tayland beni içeri alacak mı? Gitmeye devam ediyorum. Yanıma küçük göletler geldi. Hello. How are you? What is your name? My name Tumi. Tumi. Tumi arkadaşımla birlikte şu an biraz yürüyorum ama nereye yürüyorum bilmiyorum. Okuldan çıkmış. How old are you? How old are you? Me 20. You 7, 10, 8, 9. 9. 9 yaşındaymış Tumi kardeşimiz. Where are you going? Test. Test dedi. Evet arkadaşlar. İnsanlar genelde hamakta kalıyor. Ben Phnom Penh'den Kamboçya Siem Reap'e otostop çektim. Bazı köylerde evler yok. Full hamak var sadece. Köylerde işler yapılıyor. İşte pirinçler, kokonatlar. Gerçi kokonat adada olur. Köylerde yoktu. Ve diğer işler için. Ama bayağı hamakta kalıyor insanlar yani. Ev yok. Buralarda da var. Okulları görüyorsunuz. Şu küçükler okullar. Bir düzgün okullar var. Bu okul değilmiş. Pencerede de çıplak adamı görünce okul olmadığı anladım. Neyse. Koyfet sınırında görüşürüz. Sürekli görüşürüz diyorum ama bir türlü görüşemiyorum. Ama görüşeceğiz. Çocuklar çok sıcak. Where is the friend? Arkadaşı gitti, Tumi hala beni takip ediyor. Onun da evi ileride bir yerdedir zaten. Bir tane çocuk takip ediyordu, gördünüz. Phnom Penh'den çıktığında gerçi kamerayı açmadım. Git diyorum, evin nerede bilmiyor falan. Bilmiyorum yani. Hello. İnsanların hepsinin güler yüzlü olmasına ne diyorsunuz? Etraf çok kalabalık. Aa, burası okul bak mesela. Yo, hastaneymiş burada. Okulu bir türlü bulamadık. Ya okul da böyle küçük bir şey. Okul yani. Tumi? Tumi? Ben? Tumi? Burayı iş yeri, paletler var görüyorsun. Çocuklar burada. Drone'ların da videosunu çekiyorum. Hello. Ablamızı görüyorsunuz. Burada bir şeyler yapıyor yeşillikten. Kızartıyorlar. Hello. İçine ot koyuyorlar. Bunları yiyorlar. Ama denemedim yani. Denemek istiyorum ama Koyfet'te deneyeceğim. See you. Goodbye okum. Of. Ya yeşillik var. Dışında böyle bir deri gibi bir şey var. İncecik sanki lahana şeyi varmış gibi. Denemedim. Ucuz da zaten. Belki sonra. Hello. How are you? Brother. Neyse. Hadi yürüyelim. Hızlı yürüyelim biraz daha. Bu yol böyle gidiyor herhalde. Bir yerde otostop çekeceğim. Lan ben buradan düşerim. Aa, köpek.
Hadi. Aha, karşıda da Budizm şeylerinin heykelleri var. Ablamız ateş var. Neredeyiz? Sınıra yürüyoruz. Arabaya bindim. Araba otobüs çıktı bir tane, tamam mı? Sadece adam var, bir tane Taylandlı kadın var. Bir otobüsmüş, kadın para ödedi, ben ödemedim. Ben dedim free dedim. Otostopla dedim, tamam dedi. Beni daha hızlı getirdi sağ olsun da. Sınıra yürüyorum şu an. Etraf böyle. Motor dolu. Mağazalar dolu, karanlık. Bugün sınırda, tren istasyonunda. Ne bileyim, kafeye mafeye gideriz, yemek yeriz. Günümüzü öyle geçiririz beraber. Güzel yani. Şu tripodum da şu koluma bir şey olmasaydı güzel. Sana ne oldu baby? Neyse. Hadi gidelim. Sınırımızı geçelim. Sonra gelin beraber bir yemek yiyelim. Ondan sonra çayımızı kahvemizi içeriz. Evet arkadaşlar, sınırımızı geçtik. Sonra da bir şeyler doldurduk ama geçtik yani, sıkıntı yok. Acıktım, karnım kurt gibiydi. Böyle bir meyve aldım. Armuta benziyor, bunu çok seviyorum. Normalde de yiyorum. Adını bilmiyorum ama yiyorum. Buna 25 baht verdim yani 50. Yo, 20 baht verdim. Ya yani 50 cent aldım. Bir de hamburger yaptırdım 50 cent'e. Şu da bunun acı sosu. Ben Tayland'da sos yiyemiyorum. Kabul etmiyor mide. Tren station'a gideriz. Belki bir kafeye, bilmiyorum. Bunlarla doyacağımı da sanmıyorum. Onun için yine yemek yemeye gideyim. O zaman görüşürüz. Şimdi bir atıştırayım. Bundan sonra. Tavuklu bu arada. Çok güzel bir şeye benziyor. Umarım iyi çıkar. Gerçi 50 cent verdik ama ekmeği falan taze. Hadi bakalım, afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar, acıktım. Saat kaç? 11'e doğru geliyor. Krepçi vardı. What is your name? My name is Toto. Toto. How are you Toto? Huh? How are you? How are you? Fine. Fine. Toto abimiz burada krep yapıyor gördüğünüz gibi. Yumurtalı krep yapıyor, bu small'u. Bunu 10 bahta yapıyor. Ben 2 tane small this istedim. 120 baht. Sorry? 120 baht. Yeah, one big 20 baht. But small 10 baht. I need 20 baht. 120 baht. Small, no 8, 10 baht. No 8. Bananalı olan? Banana 14 baht. 14 baht. Yes. One crepe 14 baht. Arkadaşımız böyle para kazanıyor. Ben de şimdi bunu yiyeceğim. Ve kendimi şurada oturtuyorum. Otel çok pahalı olduğu için burada oturacağım. Sabah da Bangkok trenine binip Bangkok'a yolculuk başlasın. Treni bekliyoruz. Sabah 5.30'da mı 6'da mı ne? Üşüdüm. Havalar son 3 gündür çok soğuk. Tayland'da da çok soğuk. Kamboçya'da da haberler geliyor. Uyku tulumunu çıkarttım. Yastığımı koydum. Altıma da hasta olmamak için yastık koydum bir tane de. Gezginlik zordur. Yazıyorlar işte yorum. Sen bileklik satmıyorsun. Sen birinin adamısın, para geliyor, öyle geziyorsun. Aynen kardeşim, birinin adamıyım. Para geliyor, öyle geziyorum. Her gün otellerdeyim, ballardayım. Gezginlikte işte bunlar da var yani. Ama sıkıntı yok ya, buradayım. Ablamız var bir tane de. O da treni bekliyor. O masada, ben bu masada. Hadi bana iyi geceler. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Biletimi aldım, görüyorsunuz. 50 baht para verdim. Saat 7'de gidiyormuş tren. Onu bekliyorum. Hava soğuk. Bakın, hava bembeyaz. Kaç kere uyandım. En sonunda alarmı abla uyandırdı. Beni, o da gitti. Nereye kayboldu bilmiyorum. Öyle yani. Şimdi tren gelecek. Trene binip 6-7 saat yolculuk yapacağız. Neyse, trende görüşürüz.
tanıştım. Onlarla birlikte yolculuk yapıyorum. Zaten trene binmeden önce de bana bakıyorlardı. Instagram ve YouTube'da takip ettiler. Şimdi tren yolculuğu yapıyorum. Ben Bangkok'a gidiyorum. Hadi görüşürüz Bangkok'ta. See you. Bangkok'a gelmiş bulunmaktayız. Şu an Bangkok'tayız. Görüyorsunuz etrafı zaten. Güzel bir tren yolculuğu oldu. Tanıştığımı daha demin size gösterdiğim gençler vardı işte. Taylandlılar. Evine davet ettiler. Sağ olsunlar. Teşekkür ettim. Dedim inşallah kısmetse bir dahakine dedim. Umarım dedim müsait olunca geleceğim dedim. Şöyle şu anda hostele gideceğim. Veya bileklik satacağım. Hava bembeyaz. Güneş yok. Hiçbir şey yok havada. Esiyor. Hava soğuk. Bakalım CM'e gidip bileklik de satabilirim. Hostele gidip dinlenmek de istiyorum. Ama şu an hostelden yanayım. Bugün dinlenim, yarın çalışırız zaten. O zaman başlıyoruz. Hadi dinlenmeye gidelim. Onun için abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.